Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Bugün sizler için bir M.2 SSD ile karşınıza çıkacağız. Bugünkü modelimiz Kioxia'nın Exaria Pro 2TB'lık M.2 SSD modeli arkadaşlar. Son zamanlarda M.2 SSD'lere olan ilginin daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Belirli bir dönem hard disk kullanıyorduk. Daha sonrasında solid state disk adını verdiğimiz SSD'lere geçmiştik. SSD'lerin hard disklerden daha fazla tercih edilmesinin sebebi ise SSD'lerin daha yüksek okuma ve yazma oranı sunmasıydı. Ama M.2 teknolojisine baktığımız zaman, yani bir M.2 disk aldığınız zaman SSD'nin neredeyse 5 katı kadar, hatta daha da yüksek okuma ve yazma oranları karşımıza çıkıyor. Bu da demek oluyor ki bir M.2 SSD aldığınız zaman veri aktarım tarafında, örneğin bir hikayeli oyunu açarken veya yüklediğiniz bir programı bilgisayarınıza kurarken, kurgu montaj gibi projelerinizi açarken daha yüksek veri aktarımı sunduğu için 10 kat daha hızlı bir performans bizlere sunacak arkadaşlar. Yani demek oluyor ki eğer hız istiyorsak M.2 SSD kesinlikle tercih edebiliriz. Öyle ki M.2 takılan bir bilgisayarın saniyeler içerisinde açıldığında biliyoruz arkadaşlar. Yani eğer hız istiyorsanız M.2 SSD tam da size göre. Peki bugün inceleyeceğimiz Kioxia'nın Exaria Pro modeli bizlere nasıl bir performans sunuyor? Dilerseniz bir teknik özelliklerine bakalım. Daha sonrasında ise testlerimize devam edeceğiz. İlk olarak Kioxia Exaria Pro modelinin yüksek hızlı okuma ve yazma hızı vaat ettiğini belirtelim arkadaşlar. NVMe tabanlı bir depolama türü olarak geçiyor. PCI Express 4.0 teknolojisinden yararlanan Kioxia modeli profesyonel sınıf olarak tabir edebileceğimiz bir SSD türü olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü kutuyu elimize aldığımızda 7300 megabit okuma ve yazma hızının olduğunu görüyoruz. Yani şu anda normal klasmanda bir M.2 SSD aldığımız zaman 1100 megabit, 1200 megabitlik bir aktarım hızı karşımıza çıkıyor. Zaten burada yazıyor 7300 megabayt bölü saniye, yani saniyede 7300 megabaytlık, yani 7 GB'lık bir veriyi atabiliyor, bir veriyi işleyebiliyor arkadaşlar. Yani okuma ve yazma hızı saniyede 7.3 GB'a çıkıyor. Bu da önemli bir değer arkadaşlar. Tabii ki bu verinin tamamını almanız için donanım olarak da bilgisayarınızın destekliyor olması lazım. Yani anakartınızda PCI Express 4.0 desteğinin olması lazım. Olmadığı takdirde yine herhangi bir SSD ile aldığınız hızı alabilirsiniz arkadaşlar. Yani yalnızca PCI Express 4.0 olan anakartlarda çalışıyor diye bir şey de yok tabii ki de. Örneğin anakartınız 2000 MB bölü saniyelik bir veriyi aktarma konusunda destekliyse, yani M.2 girişi en fazla o kadar destekliyorsa, siz yine bu SSD'yi aldığınız zaman 2000 MB hızını otomatik olarak alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bu da demek oluyor ki donanımınızın sunduğu en yüksek aktarım hızını bizlere sunmayı amaçlıyor. Bu yüzden profesyonel bir SSD olduğunu söyleyebiliriz. Hali hazırda şu anda piyasadaki laptoplarda PCI Express 3.0 versiyonunun olduğunu biliyoruz. Yani bu da demek oluyor ki PCI Express 4.0 her bilgisayarda bulunmuyor. Bilgisayar tarafında daha çok rastlamanız muhtemel, ama bu SSD'yi almak istiyorsanız bilgisayarınızın donanımını kontrol etmenizde fayda var arkadaşlar. Yani evet, 1TB ve 2TB olmak üzere farklı depolama seçenekleri sunuyor. Yani yalnızca depolaması için alınacak bir SSD değil. Kesinlikle ve kesinlikle bu kadar profesyonel bir SSD alıyorsanız aktarım hızını sonuna kadar destekleyen bir teknolojiye sahip olan donanımınızın olup olmadığını kontrol etmelisiniz arkadaşlar. Kioxia Exaria Pro modeli 7300 MB bölü saniyeye kadar sıralı okuma ve 6400 MB bölü saniyede sıralı yazma hızlarına ulaşabiliyor arkadaşlar. Bu hızlar oyun yükleme sürelerini azaltmak ve 4K ve üstü çözünürlüklü videolarda çalışmayı kolaylaştırmak için bizlere avantaj sağlıyor. Testlerimize baktığımızda 67 GB boyuta sahip Modern Warfare 2 oyununu açtığımızda saniyede 2 GB'ın üstünde bir yazma hızı sunduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ve yüksek çözünürlüklü bir çalışma yaparken, örneğin ben bu SSD'yi bilgisayarımda kurgu yaparken kullanıyorum ve 4K çözünürlüğünde kurgular yapıyoruz arkadaşlar. Bu çektiğimiz videolar hep 4K çözünürlüğünde ve bu videolarla kurgu yaparken de yükleme hızının bir hayli fazla olduğunu görüyorum arkadaşlar. Örneğin kendi bilgisayarımda kurgu yaparken dosyayı sürüklediğim zaman yükleme hızının yaklaşık 20 saniyeyi bulduğunu görüyordum. Ama bu SSD'yi bilgisayara kurduğum zaman yaklaşık 1 saniyede ön yüklemesinin gerçekleştiğini görüyorum. Bununla beraber render işlemlerinde de önemli bir hız katıyor. Yani bir AutoCAD olur, Premiere olur, Photoshop olur.
Bunun gibi yazım çizim programlarında aktif bir rol oynuyorsanız ve yüksek aktarım hızı sizler için önemliyse kesinlikle tavsiye ettiğim bir SSD olduğunu söyleyebilirim. Örneğin RAW fotoğraflar çektiğim zaman görüntünün işlenmesi sürebiliyor özellikle coloring yaparken. Fakat bu SSD sayesinde yine işlem hızımı bir aile arttırdığımı söyleyeyim arkadaşlar. Exaria Pro SSD boşta 22 derecede çalışıyor arkadaşlar ve 15 dakika boyunca aralıksız okuma ve yazma testine tabi tuttuktan sonra 38 dereceye kadar çıktığını görüyoruz. Ve diğer SSD'lere baktığımız zaman 40-45 derecelere kadar çıktığını görmekteydik. Fakat Exaria Pro modelinin 38 dereceye kadar çıktığını ve işlem görmediğinde ise çok kısa bir sürede geri düştüğünü görüyoruz. Yani zor ısınıyor arkadaşlar ama kolay bir şekilde soğuyabiliyor işlem görmediğinde. Bu yüzden üzerinde kullanılan yani içerisinde bulundurduğu soğutma bloğu teknolojisinin de başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Evet, incelememizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz arkadaşlar. Sonuç olarak değerlendirdiğimizde PCI Express 4.0 sürümünü bizlere sunarak yüksek veri aktarımını, yüksek okuma ve yazma oranını bizlere sunmayı amaçlıyor. Yani profesyoneller için ideal bir seçim olduğunu söyleyebiliriz Kyocera Exaria Pro modelinin. Yani eğer donanımınız destekliyorsa piyasadaki rakipleriyle kafa kafaya olduğunu söyleyebiliriz ki fiyat tarafında bir tık daha altta kalıyor arkadaşlar. Yani Samsung 980 Pro veya VD Black SN850 gibi üst seviye SSD'lerle kafa kafaya olduğunu söyleyebiliriz. Yani o modellere de bakabilirsiniz ama fiyat tarafına baktığımız zaman Kyocera modelinin bir tık daha önde olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Peki bu SSD'nin, bu M2 SSD'nin fiyatı ne kadar? Şu anda farklı sitelere bağlı olarak 4600 TL'lik bir fiyat etiketi var arkadaşlar. Ama dönem dönem fiyatı daha da düşmüş ve daha da yükselmiş. Yani fiyatları çok değişiyor. Aslında farklı sitelerde belki zaman zaman daha ucuza bulabilirsiniz arkadaşlar. Ve ben bu fiyatı 2 TB'lik versiyonu için söyledim sizlere. Eğer 1 TB'lığını almak istiyorsanız ise 2500 TL vermeniz yeterli olacaktır. Eğer sizin de bu M2 SSD hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa yorumlar kısmında bizleri belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.